Nerede bunlar ya? Hey çocuklar! Neredesiniz? Dur! Hayır! Hayır! Aman Allah'ım! Oktay! Hayır! Düşeceksin! Manyak mısın sen? Ne yapıyorsun? Bediş! Oktay'dan ebediyen kurtulacağız Bediş! Aman tanrım delisin sen! Oktay! İmdat! İmdat! Bırak Bediş! Bırak beni Bediş! Takatim kalmadı, düşeceğim! Saçmalama Oktay! Ya seni de kurtarırım, ya da senle ben de düşerim! Kurtaracağım seni Oktay! Bediş, dikkat! Hey, durun be! Bak onu! Saçmalama Bediş! Bırak Bediş! Ne oluyor be? Ne oluyor? Asıl sana ne oluyor be? Beyami! Beyami amca kurtar! Gel buraya! Dayan Oktay! Gücüm bitiyor Bediş! Bırak beni, sana bir zarar gelmesin! Saçmalama! Kurtulacaksın! Yine beraber okula gideceğiz, dans edeceğiz! Yine birlikte hayaller kuracağız! Yine birlikte didişip kavga edeceğiz! Dayan, kurtaracağım seni! Beyami! Geliyorum Bediş! Beyami! Bediş! Beyami, hadi Oktay! Hadi, Beyami, hadi! Bir an için tüm hayatım gözlerimin önünden geçti. Hem de 32 kısım tekmeli birden. Ölüyorum sandım. Asıl ben bu yaştan sonra kavga için ölüyordum. Bruce Lee ölmeseydi herhalde elimi öperdi ha. Ben iki kere ölüyordum. Hem heyecandan hem yorgunluktan. Bediş, sana hayatımı borçluyum. Bir an için seni kaybedeceğimi sandım Oktay. Sana ne zamandır bu canım psikopat biri olduğunu anlatmaya çalışıyorum ama beni hiç dinlemedin. Hep onunla çıktın. Sinirden çatlattın beni. Niye sinirlendin ki? Niye olacak? Sana bir kötülük yapacak diye korktum. Korktun demek. Niye? Ne demek niye? Korktum çünkü sen benim için önemlisin. Önemli miyim? Neden? Çünkü arkadaşımsın da ondan. Babacığım. Aa, sağ ol. Sağ ol yavrum. Ya bu adam duble adam vallahi. İyi biliyor televizyoncunun işini ha. Yok canım. Ayrıca ben onu tanırım. O içki içmez. Aa, ne alaka şimdi? Hani duble filan dedin ya. O yüzden diyorum. İçki filan içmez diye. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum ben şimdi içki dublesinden bahsettim sana. Duble ne demek? İki tane demek. Yani normalden fazla demek. Ha. Yani duble adam demek de normal adamdan üstün demek. Ha. Mesela duble kuru fasulye gibi filan. Ha. Bana eskiden hep duble mitat filan derlerdi Orancığım. Ya hatırlamıyor musun? Ha. Hani gençken mahallede. He? Ha. Hadi duble. Lakabını sevsinler. Oh. Duble mitatmış. Duble salak oğlum. Seninle dalga geçiyor. Ya sen geleli kaç zaman oldu? Zevzeklikten başka yaptığın bir şey var mı senin? Ama baba. Sus sus, zevzek sus. Adam oldu herkes gibi, bir eşi ucundan tut sen de. Duble efendi. Benim işim var baba. Ben yazarım baba. Yazar olmak için bir şeyler yazmak lazım. Yazarmış. Oturup televizyon seyretmekle yazar olunmaz. Yazar kasa kılıklı herif. Duble salak oğlum. Babacım. Çekil 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 çekil. Babacım bak Allah aşkına. Vallahi kalbimi kırıyorsun baba. Şuna bak be. Evet. Bir de diktirme babasına. Babacım. Kalbinin yerine kafanı da kırarım senin. Baba. Şimdi ya baba yapma. Ya baba yapma. Ya. Baba ne yapıyorsun? Can vallahi elini kötü alıştırdın ha. Canan eskiden bir çocuğumuz vardı. Şimdi 3 tane oldu. 3 olur mu? 4. Baksana, Mithat dubleymiş. Sağ ol, sağ ol.
Sanki bir sihirli değnek deyiverdi de bütün müşteriler kaçtılar. Niye kimse gelmiyor ya? Ay hiç böylesine kavlamamıştı bu dükkan. Hanımefendinin benzetmelerine bak. Ne kadar da güzel benzetmeler yapıyorsun. Bana ne kızıyorsun ayol? Dur Ali'nin bakkalı dolup taşarken biz sinek avlıyorsak suç bende mi? Tövbe tövbe. Suç bende. Pınar gibiyim. Bir şey yapmadım diye suç bende. Ama görürsün sen. Olaya hemen müdahale edeceksin. Görecekler bunlar o zaman. Ay bir bakalım ben kimim? Aman ne zor soru. Kimsin acaba? Benim Banu. Çok şaşırdım. Ay yeni ne icatlar yapıyorsun. Aç tanem benim. Hatta ein, zwei, drei. Karıştırma Banu ortalığı. Evlendiğimizde ben de sana yardım ederim Savaş. Ne? Evlendiğimizde mi? Ay karar verdim. Evleneceğiz Savaş. Babamlara tekrar söyleyeceğim. Bak Banu. Benim bildiğim bu kararları iki kişi karşılıklı verir. Ay tamam, biz de iki kişi karşılıklı veririz. Git Banu, git ya, git ya. Vay Orhan, kolay gelsin. Sende böyle tamirat gibi marifetler de mi var be? Ayıp ediyorsun Mithat. Sende var mı böyle şeyler? Tut şunun ucunu, tamir edelim abi. Hadi tut bakalım. Dur. Bu benim elimde kaldı. Ya Mithat, aklına bir şey gelmesin de çok kabiliyetsizsin ha. Koparttın ya. Koparttım. Koy şuraya koy. Şöyle koyayım. Bir dakika tamam dur. Yok abi, yok. Yardım et de şunu yatıralım biraz. Gel. Bir dakika. Ben şimdi motoru bir tamir edeyim. Tamam. Canan'a sürpriz olsun. Tamam. Dur şöyle geç. Ben şöyle geçeyim. Dur bir dakika. Aman in. Elimde kaldı bir daha. Ulan ne yaptın oğlum? Bana bak. Bunun vallahi eskiden buzdolabı olduğunu kimseye inandıramayacağız ha. Yandık. Yandık bir tane. Koy onu yerine koy. Al bunu. Ben daha evvel iki tane televizyon bozdum bu evde. Bir de buzdolabı eklendi. Canan'la babam beni diri diri keserler vallahi ya. Şşşt. Ben de sana yardım ettim. Seni diri diri keserler de beni ölü ölü kesecek değiller ya. Mithat abi. Ha? Bir önerim var. Ne? Vın. Vın. Vın vın. Vın. Buyurun bu sizi. Teker teker al gelin. Al abla bu senin. Al abi bunlar bitirin. Bunlar bitirin. Oradan 3 paket makarna, 2 paket un, bir de pirinç al. Tamam. Hadi çabuk. Yakal usta. Hop. Ulan ne yapıyorsun sen hayvan? Hepsini at yemedik. Teker teker al. Ne dedin usta? Teker teker. Geliyor usta. Ulan bitirin. Hele bir akşam olsun. Yürürsün sen gibi. Merhaba anne. Merhaba baba. Merhaba. Ne o? Karadeniz'de gemileriniz mi battı? Yok, Karadeniz'in kendisi battı. Biz burada sinek avlarken sen çikolata bukuda yemeye utanmıyor musun? Ay çok komiksin baba. Şuna bak. İkinizi de neşelendirecek bir haberim var. Ne? Allah! Şimdi de Akdeniz Ege falan battı. Karar verdim. Hı? Yarın akşam gidip savaşı bana istiyoruz. Eyvah! Şimdi de okyanuslar battı be. Ya yarım saat önce bir kola söyledim, hala gelmedi ya. Adamına göre muamele ya. Ben söyleyeyim bak nasıl geliyor. Selamicim, bir kola lütfen. İşte kolan geldi. Bana değil, Zeynep'e. Aa, şuraya bakın. Vay, ne bu muhabbet oğlum? Yaşadıklarımızdan sonra bu muhabbet az bile. Özel bir görüşmeniz varsa biz kafeden çıkabiliriz. Çok özel. İstanbul'dan çıkmanız lazım. Can'a ne oldu? Can şimdilik tarih oldu. Ama bir daha karşıma çıkarsa tıp fakültesinde kadrolu kadavra olacak. Kay kay. Kimliği kapının önünde bulunca Nazım Hanım bütün suç oktayını üzerine attı. Öyle saçma şey olur mu? Bu mahkemede bile delil olarak kabul edilmez. Herhangi biri kimliği bırakmış olabilir. Evet haklısın. Onun için Oktay'ın hakkını korumak lazım.
Ne kadar da ilgileniyorsun bu işle. Öğrencilerimi severim. İlgilenmem lazım. Yarından tezi yok. Okula kaydolacağım ve senin öğrencin olacağım. Niye? Benimle ilgilenmen için. Hay Allah'ım. Vallahi sen duble salaksın be oğlum be. Yani senin yüzünden babam beni kuşbaşı kesecek be. Aman benim için o kadar tehlikeye girdin. Şu kadarcık babamdan mı korkuyorsun? Ha, o başka bir şey. Orada sadece karşımızda ordu vardı. Oğlum burada babam var, babam. Tek başına duble babam var be. Bir an evvel uzaklaşalım. Ya Bediş gene nereye kayboldu? Ya Oktay'la barıştılar ya, artık o yerinde duramaz oğlum. Ay bir delilik yapmasa bari. Aman onlar kutlama için bir şeyler almaya gitmişlerdir. Mefaretim sen çok yaşa. Canım feda olsun sana. Aa, aa ne oldu buraya? Yoksa Rumlar S-300 füzelerinden birini buraya mı attı? Daha kötüsü baba, daha kötüsü Orhan. Gene buzdolabını tamir etmeye kalkmış. İşte sonuç. Ne? Bu Orhan söz mü salak? Hiç insan kendi evinin eşyasına zarar verir mi? Ay ay baba! Baba! Ay, lan bunları kim koydu buraya? Ay. Bu Orhan'ı bulup öldürmek lazım. Şu evin haline bak. Sen de ondan pek farklı değilsin. Yok oğlum, ben gidip şu Bediş'e bir bakayım. Mutluluktan uçuyordu, başına bir şey gelmesin. Tamam canım. Bediş geldi. Aa, mutluluktan uçmuyor ama zıplıyor bu çılgın. Hey hey, merhaba millet. Bu ne ya? Pogo, nasıl buldunuz ama? Tam bana göre değil mi? Artık her yere bununla gideceğim geleceğim. Bediş, bir gelsene. Bir an için senin akıllandığın gibi aptalca bir fikre kapılmıştım. Aa, çok harika bir şey bu bak. Hey o, hey o. Anne, baba. Hı? Bu sefer kesin kararlıyım. Biricik kızımızın mutluluğu söz konusu. Ya yarın akşam savaşı istemeye gideriz. Hı? Ya da... Evet ya da... Evden kaçarım. Bir daha da yüzümü göremezsiniz. Belki de reality show programlarında görürsünüz. Zavallı Banu. Zalim anne babasının zulmünden kaçtı. Ama kader ağlarını örüyordu. Kötü adamların eline düştü. Genç yaşta hayatı zindan oldu. Genç kız uyuşturucunun peçesinde kıvranıyordu. Bana savaşı isteyin. İyi ki hasta oldum yani. Hiç arayıp sormuyorsun beni. Yapma Mükü. Olan biten her şeyden haberdar ediyorum işte. Can ortadan kalktığına göre Oktay'la Bediş'in arası artık düzelmiştir. Pek emin olma. Bediş bu. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Doğru vallahi. İyi de sen niye burada yalı kazığı gibi dikilip duruyorsun? Koş git, neler oluyor öğren. Üf. Aman be Mükü. Giderim dert olur, gelirim dert olur. Senin hastalığın da hiç çekilmiyor vallahi. Hadi hadi uza. Her şeyden de uzak kaldım. Ama bana Mükü derler. Benden bir şey kaçmaz. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Sana bir şey soracağım oğlan. Sor ama zor olmasın ha. Oğlum bırak şakayı. Ciddi bir soru bu. Ya dur o zaman. Ciddi bir ifade takınayım, öyle sor. Hadi. Bak, bak şimdi. Yani tam babamın oğlusun ha. Tamam abi, tamam. Ciddi olacağım, söz. Hadi anlat. Bak oğlancığım. Babam benim yazarlığımı hafife alıyor. Ama benim acayip bir projem var. Bak şimdi, bir yazarın en önemli özelliği nedir abicim? Yazı yazması. Ya ne salaksın oğlancığım be. Yani duble salak lafı bile az gelir sana. Oğlum, bir yazarın en önemli özelliği yazdıklarını yaşaması. O duyguları hissetmesidir. Ha. Aferin lan. Anlamadım. Bak şimdi. Hay senin anlayışına be. Ya şimdi sen diyorsun ki önce bir duyguyu yaşayacaksın. Heh. Sonra onu yaşamış birisi olarak yazacaksın. Aynen öyle. Şimdi ama bu fikrimin yayılmasını istemiyorum. Bir tek sen biliyorsun. Şimdi bana söz ver, kimseye söylemeyeceksin. Tamam mı? Tamam abi, söz. Nasıl olacak bu? Allah Allah. Oğlum son derece basit.
Şimdi mesela şu anda biz ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Aferin lan, aferin. Sonra ne yapacağız? Kalkacağız, gideceğiz. Oğlum, kalkıp gitmeden önce ne yapacağız? Orhan. Yemekleri bitireceğiz. Aferin lan. Peki yemeği bitirdikten sonra ne yapacağız? He? Şş, tamam abi ya, ama salaklığı kabul ettim. Uğraştığımda da söyle şunu. Ediyorsun değil mi? Hesap ödeyeceğiz. Ha. Gene anlamadım. Ulan oğlum, şimdi cebimizde para olduğu için içimiz rahat değil mi? Şimdi parası olmayan ama hesap ödemek zorunda olan birinin duygularını yaşayamayız biz değil mi? Ha. Anladım. Maşallah bazen şıp diye anlıyorsun. Ya Rabbi şükür. Şimdi hallederiz. Ver bakayım cebimdeki paraları. Ha, ne olacak? Ver. Ha. Ver ne ya. Ne yapacaksın oğlum? Ver bakayım. Al. Tamam. Bu da bendeki. Baba, bir dakika gelsene. Buyur abi. Al sana para. Sağ ol abi. Sen de sağ ol baba. Ne yaptın sen ya? Basit. Şimdi ikimizde de 5 kuruş para yok ha. Parası olmayan bir adamın neler hissettiğini hissedebilirsin artık abi. Buyurun makarnanızı beyefendi. Oğlum her zaman papaz pilav yemez. Gönder oradan bakalım 2 paket un. Yakala usta. Ulan yaktın beni, bitirim. Vay be. Wow. Fıstık. Vay yavrum. Şuna bak be, ne güzel. Geliyorum. Bir dakika. Wow. Bu ne güzel tesadüf yavrum. Fıstıkçım. O narin bedenle arabamı şereflendiremezsin yavrum. Nazlanma, hadi nazlanma. Hazır mefoşla yokken gidelim diyorum. Hadi gidelim bari. Ruhu revanım, seni boğaz turu yapalım. Göreceksin, harika olacak. Necmi Bey, kaçamazsınız, yakaladım sizi. Ulan, bırakacağım sizi. Terbiyesiz ahlaksız. Hadi kaçma. Gel buraya, gel. Uçtum ben. Her şey bitti. Ben değilim. Bir daha yok, Necmi Bey evlenmiyor. Necmi Bey, bir daha beni aramayın. Bir daha evlenmeyeceğim. Yıkama. Ay bir de ben oğlum versene biraz da ben zıplayayım. Tamam ama dikkatli ol. Ama sanki çok zor bir şey. Ay bir de ben vereyim şunu. Ay bakayım. Ben de. Hayır ben zıplayacağım. Ay ne oldu? Ay Yıka çok güzel. Tabii ki seninle geleceğim. Sen işte sen ya aman. Sağ ol Buğra. Yarın görüşürüz. Bir dakika Zeynep. Ne oldu? Can sana karşı terbiyesizlik yapmış.
Ne demek iyi? Önce benim bilmem gerekmiyor mu? Aman Buğra. Böyle büyütme bu oğlum ya. Büyütmeyeyim ha? Sen bana güvenme, ben büyütmeyeyim. Kızdın mı yoksa? Kızmak kelimesi az kalır. Kudurdum. Çatladım. Deli şey. Girsene. Ben gideyim Bediş. Sonra görüşürüz. Hadi. Gir içeri 2 dakika. Korkma, yemem seni. Hem barışmamızı kutlarız. Yok yok. Ben gideyim. Hadi iyi akşamlar Bediş. Yaptıkların için tekrar teşekkür ederim sana.
Bileş! Hey Bileş! Oo! Ay ne oldu? Prens nerede? Beyaz atlı prens mi? Ay sen de mi gördün onu dede? Yoksa seni de mi öptü? Höst lan höst! Ne öpmesi? Zaten bir yakalasam atını seveceğim o ergenin. Bütün kızlara aşık olsalar. Yürü hadi yürü yürü! Bak Orhan'cığım bak. Bir daha parlak bir fikrin olduğu zaman uygulamaya geçmeden evvel benim fikrimi al. Oldu mu canım? Tamam Mithat abicim. Fakat ben sadece sana yardım etmek istedim Mithat abi. Ya kardeşim acayip yardım ediyorsun. Yani sayende bulaşık yıkayan adamın ruh halini yaşayabiliyoruz biz burada. Allah Allah. Mithat abi aklıma acayip bir fikir geldi ha. Sakın söyleme kardeşim. Sakın söyleme. Allah'ını seversen söyleme bak. Mithat abi kimse yok. Önce sana söylüyorum. Hadi şöyle bakalım. Hadi. İstersen bulaşıkları yıkamayalım. Ne? Bir de dayak yiyen adamın ruh halini yaşayalım ha. Nasıl? At benimden gel öpeyim seni gel. Sağ ol. Nasıl kafa? Bakalım şunun içinden başka tabak kalmış mı dibinde? Bulaşık. Bundan başka bir gün yok mu lan senin? Ay sen delisin valla. Ne yapacaksın bunu ya? Saçmalama Selami. Çok güzel baksana ya. Hadi artık gidelim. Sen git ben bununla gideceğim. Deli olma kızım. Onunla iki sene de anca gidersin. Bana ne? Ben bununla gideceğim. Güle güle. Güzel bir gün oldu bitirip. Artık gidip yatalım usta ya. Ben öldüm. Tabii gidip yatacağız da bir işimiz daha kaldı. Nedir o? Senin işin hiç bitmez. Aha bu. Oh! Ah. Aman Allah'ım. Ne oldu Oktay? Bir şey yok anne, önemsiz. Oğlum önemsiz olur mu? Tişörtün yırtılmış. Kolların yaralı. Yoksa biriyle kavga mı ettin? Aman anne ya, her şeyi de abartırsın. Önemli bir şey yok diyorum işte. Basit bir olay. Oğlum, madem basit bir olay, anlat da kurtul. Şey oldu. Bediş yırttı. Aman be oğlum. Şu bedişle de bir türlü geçinemediniz gitti. Sana yara bandı getireyim. Beni bir kere daha kurtardın Bediş. Bu sizi son affedişim Necmi Bey. Eğer bir daha sizi bir başka kadınla görürsem gözlerinizi oyarım. Affet beni güzel gözlüm. Ne diyecektim? Kanaryam, kuşum, bülbül, şark bülbül. Peki tamam, kanaryam, kuşum, bülbül. Şark bülbül. Necim Bey, lütfen. Ben. Canım, yavrum. Ne oldu sana? Yok bir şey baba. Ne demek yok bir şey? Bir şey olduğu belli. Hadi 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 anlat. Anlat bakayım nedir seni üzen şey? Benim gözümden bir şey kaçmaz. Ne olacak baba? Tabii ki Orhan. Gene ne yaptı o zevzek? Buzdolabını sen de gördün baba. Ya Orhan'ı çok seviyorum ama bazen tuhaf davranıyor. Sanki çocukmuş gibi. Ne yapacağım ben onunla bilemiyorum. Bak kızım. Ben çılgın bir adamım. Benim çocuklarım da çılgın oldular. Bir aldı başını gitti. Yıllar sonra çıktı geldi. Öteki hep buradaydı. Hep buradaydı ama zaman zaman beni bile geçti çılgınlıkta. Sen olmasan kim bilir ne olurdu hali benim oğlumun. Bu yüzden sana minnettarım kızım. Niye öyle bakıyorsun bana? Seni hiç böyle ciddi konuşurken görmemiştim baba. Bugüne kadar görmediğin bir şey daha yapacağım şimdi. Ne? Al işte bu çeki al. Kimseye bundan tek bir kelime etme tamam mı? Ama ne gerek vardı baba? Aman tanrım. Ay bu çok büyük bir para. Sen benim gerçek kızımsın. Her şeyim feda olsun sana. Bu parayı kimseye söyleme. Benim çatlak oğlum çatlaklık yaptıkça bunu da tamir edersin. Aptal bir buzdolabı için o güzel beynini yorma. Gerekirse gider bir buzdolabı fabrikası satın alırsın. Baba. Dede efendinin bu odayı bize vermesi çok iyi oldu değil mi? Evet tabii ya. Böylece ona çok yakın olduk. Her an hizmetine koşabiliriz. Evet. Şimdi susalım abi.
Susalım da dede beyi rahatsız etmeyelim. Eşemin ebi. Otur ebi. Tamam. Kimse yok. Baba! Sana bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi olmaz kızım. Çok yorgunum. Amcan anlat. Amca sana anlatayım mı? Ah Pelikciğim, aynı eylemleri ben de yaptım. Ben de çok yorgunum. Yarın anlatırsın. Aman siz de ya. Anne! Biliyor musun neler oldu bugün? Şimdi sırası değil Bediş. Dedene kahve pişiriyorum, görüyorsun. Anne. Dede! Şimdi olmaz Bediş. Mefoş'u bulmaya çalışıyorum. Alo? İyi akşamlar Necmi Bey. Mefaret. Yavuz sesin ne kadar değişmiş. Mefaret mi? Teessüf ederim size Necmi Bey. Ben Ahu. Bir daha kimi aradığınıza dikkat edin lütfen. Ulan... Bir işi tahmin ederim derken öteki işi mahvettik be. Of. Herkesin işi var. Kimse benimle konuşmuyor. Peki ben kime anlatacağım derdimi? Bana anlat Bediş. Sen kimsin? Korkma Bediş. Ben periyim. Senin perinim ben. Hadi anlat bana. Ben birini çok seviyorum. Biliyorum. Oktay değil mi? Sen nereden biliyorsun? Ben her şeyi bilirim. Ama gururuma yedirip bir türlü ona sevdiğimi söyleyemiyorum. O da benden beter. Beni seviyormuş gibi davranıyor bazen. O zamanlar mutluluktan uçuyorum. Ama bazen de hınzırlığı tutuyor. Sanki düşmanmışız gibi davranıyor. O zaman onu öldürmek geliyor içimden. Sonunda büyük bir ödül olan hiçbir şey kolay değildir Bediş. Aşk da en zor duyguların başında gelir. Mutluluğa ulaşmak için her türlü engeli aşmak gerekir. Sen dürüst ve temiz duygularını koru. Aşk da seni koruyacak. Hadi. Şimdi kapat o güzel gözlerini. Çalan yuvarlan gel. Ah gülüm, gülüm. Senin o güzel ellerine süpürge yakışıyor mu hiç? Ne varmış yakışmayacak ha? Senin o pamuk ellerin böyle pis işlere layık değil, güzeller güzeli. Bırak ben yapayım o işleri. Ha, al yap o zaman. Dongul dongul. Ula pat diye de kabul etti ya. İnsan biraz nazlanır, olmaz ben yaparım falan der. Allah Allah. İndiğim havuz başına. Şuraları sulayım da dost atmasın bari. Ulan bu ne ya Hacer be? Ne yaptın? Bari dün yapsaydın da unlanmışken helva olurduk. Dombul dombul memeler. Oh oh canıma değsin. Beni dinle. Doğru söylüyorsun. Neye bakıyorsun ya? Ne oluyor be? Ya yapma ya. Oktay yapma ya. Oturun çocuklar. Sizi yeni tarih öğretmeninizle tanıştırayım. Ruşen Bey. Bundan sonra tarih derslerinde birlikte olacaksınız. Buyurun hocam. Bana bakın çocuklar. Bana adıyla sanıyla uyanık Ruşen derler. Neden? Çünkü ben çok uyanığımdır.
kimse bana madik atamaz. Kimse benim dersimde kopya çekemez. Çok uyanığımdır. Hemen yakalarım. Ben her şeyi görürüm. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Kimse bana numara yapamaz. Benim adım Uyanık. Ben ünlü bir hocayım. Ha. Geçenlerde bir gazetede benim resmim çıkmıştı. Kopya düşmanı Ruşen diye başlık atmışlar. Durun, durun bulup göstereyim size. Tarihteki yargıtları örnek olacak şimdi. Hem de yakın tarih değil. Milattan önceki bölümü. Kim yaptı bunu? Siz bilmezseniz biz nereden bilelim hocam? Bugüne bugün size Uyanık Ruşen demişlerdi değil mi? Şey tabii bana Uyanık Ruşen derler. Uyanık Ruşen derler. Uyanık Ruşen! Ay az kalsın kızarmış Ruşen diyeceklerdi hocam. Savaş! Savaş, iyi misin? Şşt! Konsantrasyonumu bozma bağını, çalışıyorum. Tosyenir Savaş, öyle trede bakılır gibi bakılmaz ki. Saçmalama Banu, ben de biliyorum tostun yendiğini. Ben sadece düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Hiç bitmeyen bir tost icat edeceğim Banu. Öyle bir tost ki ne kadar yersen ye hiç bitmeyecek. Tekrar üretecek, tekrar üretecek kendini. Bütün öğrenciler de dua edecek bana. Ay ne güzel olur Savaş. Ay o zaman hiç geçim sıkıntısı çekmeyiz. Ay bir tost alırız. Ömür boyu yeriz bitmez. Ay Savaş. Neler diyorsun sen bana ya? Ay diyorum ki sonunda annem ve babamı razı ettim. Ay seni istemeye geliyoruz. Ay Savaş. Bir ömür boyu mu? Ay ne kadar da sevindi. Biliyordu. Savaş. Aman abi, bu saatte bu ne hal? Biraz keyfim yoktu. Sen kendini mi öldürmek istiyorsun abi? Ne var bu kadar efkarlanacak? O sağ olsaydı olaylar böyle gelişmezdi. O duble bir kadındı Canan. Öyle severdim ki onu. Hala unutamıyorum. O olsaydı her şey değişik olacaktı. Hala çok seviyorum onu. Unutamıyorum. Çok özlüyorum. Biliyorum. Karını duble severdin sen. Duble Mithat Bey. Ama artık mahallede yaşamayı bırakman gerek. Böyle efkarlanıp içmek hiç yakışıyor mu sana? Kalkaya, silkin. Yeni bir hayat var artık önünde. Unut onu. Öyle zor ki. Öyle zor. Evet, herkes beni dinlesin.
Az sonra okulumuzun Fogo kraliçesi belli olacak. Başlama çizgisinden finişe kim önce gelirse o kazanacak. Evet, herkes hazır mı? Hepimiz hazırız Oktay. Evet, başla. Birden aklıma bir şey geldi, bak gel. Sonunda kanıtı bulduk. Oktay Uygun başka bir yerdeymiş. Böylece Oktay'ın suçsuzluğu kanıtlanmış oldu. Ben hala tatmin olmadım. Yapmayın Nazım Hanım, görüyorsunuz işte. Bir şartla affederim. Neymiş o? Eğer beni bir akşam yemeğine davet ederseniz. Oh Oktay, senin yüzünden neler çekiyorum. Bir ilmi geçirirsin. İşte Oktay. Oktay Bey, bu size ait galiba. Nerede buldunuz koç? Vallahi uzun hikaye ama dikkat etsen iyi olacak. Bir daha düşürme. Bulan biri sana tuzak hazırlamış. Tuzak. Ben kim olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama bana söyleme. Bana söyleme çünkü senin ona neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Biraz dikkatli olsan iyi olur Oktay. Senin bu dikkatsizliğin koça çok pahalıya patlıyor. Lütfen dalga geçme hemen. Tamam. Yürü. İyi akşamlar Abdül. Bugün nerede Abdül? Hadi bay bay. Savaş! Bak aklıma ne geldi. Ne geldi Savaş? Ama sen onlar gibi değilsin. Sıradan değilsin. Değilim değil mi? Ay teşekkür ederim Savaş. Bak şimdi, sıradan olmadığını göstermek için bir fırsat. Onlar gitsinler. Sen Fogon'la git. Ay ne parlak fikir. Ay teşekkür ederim Savaş. Ay niye gitmiyor bu? Ay Savaş'ı kaçıracağım. Ay Savaş. Bu adam çok da çapkın bir adamım. Bu da doğru vallahi. Sen onu çok seviyorsun ama onun gözü hep dışarıda. Hep evlenmeyi hayal ediyorsun. Evleneceksin değil mi? Evet evleneceğim. Evleneceğimiz görünmüyor mu? Görürüm adamım, görürüm. Sen evlenmeyi hayal ederken o kısa boylu sakallı adam başka bir kadını seviyor. Ay. Onun için ölüp ölüp diriliyor. Ay bana fenalıklar geliyor. Ay. Sizinle evlenmeyecek o. Oo işte evlenmeyecek. O paraları sana yedirmeyeceğim Necmi Bey. Şşt, bak kim var orada. Selam, bana telefon gelirse buradayım. İntikam çalları çalıyor. Boş ver Bediş, uyma şuna. İki dakika sabret, çok güleceğiz. Okey oğlum, olmuş bil. Acayip yan basacak salak. Bu kız uçuk valla. Nereden bulur böyle fikirleri bilmem ki. Alo, dünyanın her yerine servisiniz var değil mi? Merhaba Recep. Merhaba Bediş. Oturabilir miyim? Tabii buyur. Aman, onların yanında çok sıkıldım. Hepsi çok basit tipler. Hiçbirinde sendeki karizma yok. Bunları sen mi söylüyorsun Bediş? Tabii ben söylüyorum. Ben eskiden beri sana hayranım Recep. İçlerinde en yakışıklısı sensin. Tam benim idealimdeki tipsin. Sahi mi söylüyorsun Bediş? Tamam gel. İçimden sana sarılmak geldi. Ay dur vazgeçtim. No, ama İyi sen otur. Çıkarın. Mal hazır Bediş. Güle güle Recep kardeş.
kargo şirketinden geliyoruz. Hah, tam zamanında geldiniz. İşte bu sandık şu üstündeki adrese gidecek. Neden üstündeki mi? Evet, ne varmış? Reklamlarınızda dünyanın her yerine götürürüz demiyor musunuz? Evet. Ha, hadi. Tut şunun ucunu, götürelim Kamil. Eyo. Necmi Bey, çabuk buraya gelin, buldum sizi. Aman Allah'ım, tesadüfe bakar mısınız? Mefoşcum, beni neden arıyordunuz acaba? Kafanızı kıracaktım da onun için arıyordum Necmi Bey. Deli ne yapmışım ya? Mefoşcum yavrum, ben bir şey yapmadım ki. Neden benim kafamı kırmak istiyorsun? Bir de inkar ediyorsunuz değil mi? Falda her şey çıktı. Beni aldatıyormuşsunuz. Ben? Kim, ben mi? Evet, siz. Aa, öyle bir şey ya. Ben şimdi sizin kafanızı kırayım da görün. Ver bakayım şunu. Bir dakika Mefoşcum. Şerif, evet. Ben ne yapmak istesem sen yapmak isterdin değil mi? Tabii. Ben şimdi dayak yiyeceğim. Benim yerime yer misin? Tabii. Dur. Alsın, al, al. Oo, amcacığım. Ah. Çok derinlere dalmışsın. Ah canım benim. Ne haber? Gel, gel otur. Görmedim seni. İyi misin? Ne düşünüyorsun öyle derin derin amca? Hiç. İyi. Ben de eşlik edeyim bari hiç düşünmene. Bediş. Evet, benim buyurun. Hayatı dolu dolu yaşamayı seviyorsun değil mi Bediş? Oo, hiç şüphen olmasın amcacığım. Tam dedeme layık bir torunum ben. Peki. Çılgınca bir şey söylesem. Sebebini sormadan benimle gelirsin değil mi? Tabii. Nereye gidiyoruz? Herhangi bir caddeye. He? Hayda. Ne yapacağız orada? Madem ki yaşamayı benim gibi dolu dolu seviyorsun. Gidince göreceğiz. Herkes ne yapacağını biliyor değil mi? Daha önce anlattığım gibi. Bir daha anlatayım mı? Bakın şimdi. Tamam mı oğlum? Salak mı sandın sen bizi? Anlamasını anladık ama. Doğru olur mu bilmiyorum. Olur olur. Olur ya. Hayatım buna bağlı benim. Tamam tamam, merak etme sen. Size güveniyorum. Hatta yalvarıyorum. Ne verirsen elinle o gider seninle. Allah rızası için. Ne verirsen elinle o gider seninle. Allah rızası için. Ne verirsen elinle o gider seninle. Allah. Tövbe yarabbim. Bir düşünme. Allah rızası için. Allah rızası için. Allah rızası için şu amcam biraz akıl. Ne verirsen elinle o gider sizinle. Abi, Allah rızası için. Vay anasını, bu işte de bayağı para varmış ha. Siz cansız mıyım? Bilemeyeceğim. Öyle mi? Ah. Ne verir seninle o gider seninle. Allah rızası. Yandım. Bizim Bediş'e ne kadar da benziyor şu zavallı kız değil mi? Tamam Nazım Hanım, Bediş'in ne işi var burada? Allah Allah. Adın ne senin kızım? Benim mi? Benim adım... Benim adım Dümle Naciye. Değil mi? Demek öyle. Hayret ama. Ne kadar da çok benziyor. İnsanlar çift yaratılmıştır derler yenge. Öyle değil mi baba? Allah rızası için. Sadaka. İçimden geldi. Bediş'e benzediği için biraz para vereceğim bu kıza. Ayo, istemem abla. Sen bana sadaka vereceğine, o dediğin kıza bol bol not ver de daha büyük sevaba girersin Allah rızası için. Allah rızası. O dilenci kız bizim öğretmen olduğumuzu nasıl anladı? Bilmem ama böreklerin sezgileri kuvvetli. Öyle mi? Ah, hadi bir yürü gidelim. Daha neler var neler yok? Şu sıralar en moda olay fogolar. Görsen o kadar eğleniyorlar ki. Ay ne kadar güzel. Benim hemen iyileşmem lazım. Bir de Recep'le Bediş arasında savaş var. Bediş Recep'i kebap yaptı ama hala bitmedi. Yine intikam alacakmış Recep'ten. Hadi ya. O zaman benim iyileşmemem lazım. Ay ortalık karışacak desene. Hala hazırlanmadınız mı? Sık boğaz etmen adamı. Zaten zor bağlıyorum bu kravatı. Sen de hikaye yap, bir pabucu sokuyorsun. Ben durmaya da uygun elbiseyi giydim bile. Eyvah, kim bilir ne giymiştir. Ya. Ay, nasıl elbise?
Yandık amca, başımıza ne işler açtı? Koşmayın, kolluk kuvvetleri arkamızda. Eyvah. Yanlışlık yapıyorsunuz, biz dilenci değiliz. Dilenciyiz. Tabii ama yürüyün karakola. Şişt, bakın bakın kim geliyor. Oo, Everest'ten anca dönmüş bizimki. Ne oldu oğlum, ne ters ters bakıyorsun öyle? Hepinizden intikamımı alacağım. Bir de beni postalarsınız ha? Çart kaba kağıt. Ne diyorsun sen ya? Ne var ne olmuş sana ne, seni ilgilendirmez. Çek elini üzerine. Sana ne oluyor lan? Çek istedim şimdi. Hadi git işine be. Hadi. Hadi yürü. Evet, bizim işimiz gücümüz var. Hadi buradan. Hadi görüşürüz. Otur şuraya, otur. Bize haber vermeden yapar mı böyle bir şey baba? Kim? Mithat mı? O kimseye haber vermeden dünyayı gezer be. Ah ah, Mithat'ı bilmezsin sen. Ne yapacağız şimdi ya? Ay, karakola mı gitsek? Açın lan. Alo. Ne? Ne? Ha? Kim açıyor? Hay Allah. Tamam tamam. Ne? Şimdi geliyoruz. Nereye gidiyoruz? Senin dediğin gibi. Mithat'la Bediş karakola düşmüşler. Ben demiştim size, deli bu oğlan. Kime çekti ki? Hadi sen, hadi sen. Hadi. Hey yavru bey, öyle bir foga yaptım ki Bediş müteşekkir kalacak. O güzelim benim. Şimdi ne dedin biz? Her zaman söylenen şeyi söyleyeceğiz. Yani Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz diyeceğiz. Hayır olur mu canım? Oğlunuzu kızımıza istiyoruz diyeceksin. Allah'ım yarabbim, ne günlere kaldık ya. Ay aman baba, ne varmış ki sanki bundan? Tamam tamam, bir şey demedik. Hayır, hadi, hayır, hadi. Çok geç kaldık. Ay. Ne verirsen elince o gün. Ha doğru, hay Allah ya. Salak, salak bu salak. Yahu be manyak, ne işiniz var sizin dilencilikle be? Ya sen anlamazsın be baba. Yapmak zorundaydım. Aman Bediş, yani ben de seni akıllı bir şey sanırdım. Ya aklı başında birinin yapabileceği bir şey mi bu? Sağ ol canım. Sen de bana karşı mısın demek. Fakat Mithat abi, Bediş'i karıştırmayacaktın bu işe. Ya oğlum anlamıyorsunuz ki. Oğlum anlamıyorsun ki. Allah Allah. Şimdi ben senin kemiklerini bir canlandım. Aman yapma. Dinlemek için bahaneler olacak. Hadi, hadi yürüyün yürüyün. Oğlunuzu kızınıza, oğlunuzu kızınıza. Aa, Banu siz de mi geldiniz? Biz de mi nereye geldik? Siz de arıyorsunuz burada. Savaş'ın nişanını kutluyoruz. Neyi? Ne olmuş ki? Kim? Ha? Savaş'ı annesi babası bir arkadaşlarının kızlarıyla nişanlamışlar. Onları kutluyoruz. Kızın adı neymiş? Adı mı? Adı şeymiş. Şey, Şukufe. Ha? Tabii ya. Kızın adı Şukufe. Ay, biraz ağır oldu galiba. Ya bu savaşı bir gün öldüreceğim ha. Abdi nerede ya? Ortalarda yok. Ha, istersiniz ya karadan kızlar. Manyak bu ya. Kaçın oğlum. Kızlar durun diyorum. Geliyorum. Durun dedim size. Hadi ben şimdi sizi yakalarım. Abdül'ün elinden kimse kurtulamaz. Durun durun diyorum. Makasın gidiyorlar. Kızım deli olma. Daha gençsin. Bir sürü yakışıklı genç çıkacaktır karşına. Unut artık savaşı. Hayır anne. Savaş için savaşacağım. Kolla kendini Şukufe. Deli bu kız. Ne o savaş? Banu gelmedi değil mi? Bugün. Ya, bu, çok hızlı galiba. Siz de çok ileri gitmişsiniz. O kadar da yapılır mı? Ay bu kız salaktır. İntihar falan etmeye kalkmasın. Çüş daha neler. Sözlü yapacağım. Bediş çılgın. Gel bakalım tahtaya.
anlat bakalım bize Malazgirt Savaşı'nı. Malazgirt Dalpaslan saldırdı da düşmana. Bütün düşmanlar kaçtı, zafer kaldı Osman'a. Malazgirt Dalpaslan saldırdı da düşmana. Bütün düşmanlar kaçtı, zafer kaldı Osman'a. Aman Allah'ım, Mithat! Duble Mithat! Vay anasını! Nereden çıktın sen böyle ya? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Geç otur bakalım şöyle Mithat'cığım. Ben senin yurt dışında olduğunu duymuştum. Aklıma esti geldim işte. İyi ettin be duble. Sensiz stadı yoktu İstanbul'un. Sağ olasın Hidayet abi, sağ ol. Anlat bakalım, neler yapıyorsun bakalım ha? Sorma, sana da bunun için geldim abi. Bir kitap üzerinde çalışıyorum ama öyle böyle değil ha. Bir kitap olacak ki bomba gibi patlayacak. Sana da bu yakışır zaten. Senin basmanı istiyorum abi. Şeref duyarım Mithat'cığım, şeref duyarım. Güzel, iyi anlaştık o zaman. Hoca uyanıp da sınıfı bomboş gördüğünde orada olmak isterdim valla. Aş, Bediş. Yo, maymunun gözü açıldı. Bu sefer yemem numaranı. Bu sefer sana çok ciddi bir teklifle geldim Recep. Bu numaraları da yemem. O sandıktan çıkıncaya kadar anam ağladı benim, sen biliyor musun? Ama numara yapmıyorum. Aramızdaki husumete köklü bir çözüm öneriyorum. Neymiş o? Oktay'la bir yarışma yapacaksınız. Togo yarışı. Kim geçerse artık ben onunla arkadaş olacağım. Öteki sahneden çekilecek. Sen manyak mısın Bediş? Sen karışma Oktay. Ne demek sen karışma? Söz konusu olan benim ya. Şşş, tamam ya. Tamam, evet, kesin. Ne diyorsun Recep? Tamam, ben varım. Hadi yürüyün. Beni de yemeğe davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Fakat peşinden söyleyeyim, bak 5 kuruş param yok ha. Tekrar bulaşık yıkamak istemiyorum. Sen merak etme, kitabım için bugün çok yüklü bir avans aldım. Hadi ya. Bak, istemediğin kadar param var. Cukka sağlam. Hey, çak! Çak, sağ el. Allah canım. Hadi yürü gidelim. Al bakalım Oktay, bu senin. Bediş, saçmalıyorsun ya. Sus be Oktay ya. Recep'in fokusu nerede? Burada Bediş. Al bakalım Recep. Hadi yerlerinize. Evet, 1, 2, 3. Şimdi. Hadi. Ha? Yeter artık ama abi. Sen bir kitap yazıp yazar olacaksın diye biz bulaşıkçılığı ezberledik vallahi ha. Dur etme be ya. Dur etme. Allah Allah. Şunun şurasında 3002 tane tabak var etrafta. Allah Allah. O iki tabak nerede Orhan? Oğlum bak bakalım şu en içinde mi? Bu ne senin içinde? Abi şu pisliği yapma ya. Recep.
Doktor bey ne oldu? Kızımın durumu ciddi mi doktor bey? Hayati fonksiyonlarında korkulacak bir durum yok. Bilinci henüz tam açılmadı ama travma nedeniyle hemen reaksiyon vermeyebilir. Acaba onu göremez miyiz? Lütfen doktor bey. Sadece bir dakika görebilirsiniz. Hastamızın istirahate ihtiyacı var. Buyurun. Sağ ol. Teşekkürler. Ziyaretçiniz var. Bediş! 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 Biz geldik yavrum. Kim bunlar? Kızım, Bediş. Beni tanımadın mı? Çılgın dedeni tanımadın mı Bediş? Ben deden. Bediş, yavrum. Bediş, ben babam. Ne olur kendine gel yavrum. Bediş, beni hatırladın değil mi? Ben Oktay. Hatırla beni Bediş. Ben Oktay. Senin sevgilinim. Seni seviyorum Bediş. Bediş kim?